İyisin bu aralar. İyisin bu aralar. Geziyorsun, tozuyorsun. Bir 4 günlüğüne işte seyahatteydim. Nereye gittin? Londra. Londra'ya bir yere gittim 4 günlüğüne diye mi anlatıyorsun? Ne diyeyim, Londra'daydım mı diyeyim? Londra'daydım de. Ben mesela Londra'ya gitsem sürekli böyle merhaba diyene Londra'daydım de. Londra. Ne oldu? Bir evrak işim falan mı vardı? Ne vardı? Londra'da ne evrak işim olacak? Ne bileyim, öyle bir insansın sen, ne bileyim. Bir imzalaman gereken kağıtlar falan olur. Bu önceden planlanmış bir geziydi. Tam denk geldi. Prens Charles'ın Kral Charles olma törenine denk geldi yani. Biletli mi o? Biletli bir giriş. Yok, açık. Halka açık ve halka böyle piknik falan yapmışlar. Ay, en sevdiğim Sultanahmet'teki iftarlar gibi olur. Evet evet, şey, aynen, bedava iftar gibi, bedava piknik gibi vardı. Katılmadık ama. Çok kalabalık, oralara giremezsin yani. Aa, sen onun için gitmedin. Sadece böyle gazetede bir fotoğraf gördüm yani şey gelirken. Aa. Baş sayfaya koymuşlar, böyle çok komik durmuş taç, gördün mü? Yok, ben takip etmiyorum ben. Yani o fotoğrafı acaba mesela LinkedIn'e koymuş mudur Charles? Ne bileyim, bence koyarsın yani. Evet. Bir de Facebook profilinde değiştirirsin artık kral. Kraliçe nasıl taşıyordu o tacı, ilginç. Spora gidiyor gibi düşün ya tacı. Bende mesela boyun fıtığı var. Hı-hı. Hayatta taşıyamam. Sen taşıyamazsın. O çalışmaktan taşı olabilir. Sen çok şey, ekleme arzusu, böyle bilgisayara bakıyorsun ya böyle. Evet, keşke taç taşımaktan olsaydı. Aynen ya. Aslında bir tek mesela taç takışıyor. Evet. Onun ağırlığı var. İsterdim ben de. Fıtık niye oldu? Taç taşımaktan. Taç taşımaktan ya. Ne yapayım? 5 kilo, 10 kilo. Bu arada sana hediye getirdim. Ha, çok teşekkür ederim. Evet. Ne getirdin? Sana çay getirdim İngiltere'den. Aa, evet, İngiltere ama çayı. Ama normal bir çay değil. Kral Charles'ın şey çayı. Aa. Taç giyme çayı. Üstüne de zaten Charles'ın fotoğrafını koymuşlar. Şey gibi, böyle seçimlerden önce çay dağıtıyorlar, onun gibi mi? Yok yok, ben bunu paralı aldım. Bundan sonra 5 çaylarımda bunu daha yapacağım. Charles yerine üstünde Kate Middleton olsaydı keşke. Keşke keşke. Kıllı adam, hiç sevmem. Sadece çay getirmedim sana. Çayın yanında. Zamanında. Çok teşekkür ederim. Marmelat. Ne zamandır da kahvaltı etmiyordum. Açsana onu, açsana. Çok güzel marmelatlar var içinde. Bunları da otelde şeye koymuşlar, yemek masasının üstüne. Yemiyorlar değil mi? İstediğin kadar alabiliyorsun. Bizde direkt çantanı arıyorlar. İşte zenginlik ya. Zenginlik. Vallahi bu krem döle krem böyle değil. Bu gelişmiş ülkenin insanları böyle şikayet edince çok komik oluyor ya sana. Böyle. Onların da dertleri var ve dinliyorsun. Dertleri var. Jennifer, Allah aşkına siktir git. Jennifer'cığım siktir git, bizde dolar kaç bin lira olmuş, bak canını sıkma benim. Uber'e bindik, Uber'in şoförüyle işte bayağı uzun konuştuk falan. Ondan sonra adam şikayet ediyor. Bu Kral Charles'ın töreni yüzünden işte şeyleri kapamışlar, yolları kapamışlar. İşte gideceğimiz yere 20 dakika yerine 25 dakikada vardık. Hı hı. Probleme bak. Biz İstanbul trafiğinden geliyoruz. Dert etme bunları. Ha, bu arada trafik falan yok zaten. Değil mi? Hani İstanbul'da iftar zamanı bir trafikten şikayet ediyor bu arada da. Biz de şey dedik. Ya 70 senede bir oluyor bu kadarcık da artık. Tolerans gösteriver falan. Adam ne dedi biliyor musun? Yarın kral ölünce ne olacak? Yine kapatacaklar ya yolları. Evet. Ben de bu adamı böyle teselli ediyorum. Ya işte hani annesi yaşadı 98'e kadar. O da yaşadı. Evet, tatilde Marmaris'e gelecekmiş Uber şoförü. Ben de bu hafta sonu bir yerdeydim. Ben de biraz kaçayım dedim. Sen nereye kaçtın? Adapazarı'na gittim. Ha, nasıldı? Biraz alışılmışın dışında bir yer Sakarya. Hmm. Biraz böyle söylenmelerine söylendiği bir yer mesela. İnsanlar birbirine hafız diye hitap ediyor. Hiç gittin mi? Geçtim. Sana sadece yani bir tavsiye olarak söylüyorum. Bir dost tavsiyesi. Londra'ya gidebilirsin. Taç takma töreni izleyebilirsin. Oradaki insanlarla iletişim kurabilirsin ama Adapazarı. Çark Caddesi'nde bir yürüdün mü? Adapazarı'nda bir Uber kiralı diyorsun. E illaki. Uber yok orada. Korsan taksi tavsiye ederim. Ben korsan, tanıdık korsan taksim var benim. Adapazarı'nda gerçekten var bu arada, şakasız. Onu sana verebilirim. Biraz alışılmışın dışında çıkarsın. Sakarya Caddesi. Ya şöyle, zaten duymuşsundur, kulağın deliktir senin. Marmara'nın Paris'i diyorlar şu anda Adapazarı'na. Bence Adapazarı Adapazarı'nın bile Paris'i değil yani. Şehrin hayhuyundan uzak bir şey, yaşantıları var ve insanlar çok mutlu. Nereden biliyorsun ya mutlu olduğunu? Yok, yüzleri. Sokak röportajı mı yaptın? Şu an Türkiye'de böyle elinde mikrofon gezip herkese her şeyi sorabiliyorsun. Evet ya. Bir de şöyle cevap veriyorlar ya, basın. Biz de basınız ha. Mesela basın diyor mesela, mikrofonunda hiçbir şey yazmıyor. Ne diyor, ne basını diyor? Ağaç Kakan TV diyor mesela. Tabii. Ağaç Kakan TV diye bir YouTube kanalı açtım. Tuz Biber FM. Tuz Biber FM. Biz basınız mesela. Evet, biz şu an mikrofonla milleti. Ya bölüm yapsak mı acaba böyle sokaklarda? Yapsak ya, sokakta dolaşıp. Sokaklarda dolaşıp basınız biz desek.
Halka karışıp. Zaten bizim o son videomuz var ya, sen bana erkeklik testi yaptın hani. Yaptım, evet. Sonra ben bununla ilgili çok şey aldım, eleştiri aldım. Halkı tanımadığına dair. Halktan uzak falan. Sende yani bir Jacoben tavır var. Hayır, şimdi bir halktan uzak falan demek var. Okey, tamam. Bir evet. De şey diyenler olmuş. Bu kadın İngiliz mi? Ama senin İngiliz bir tarafında var. Babam benim Kızılcahamamlı, nasıl İngiliz? Kızılcahamamlı da yani hafta sonu 4 günlüğüne Londra'ya kaçtım diyen bir insanın şu anda Türkiye'deki hali hazır durumda yarı İngiliz olması gerekiyor. Bu arada eşimin arkadaşları var böyle İngiliz. Böyle akademisyen. Biraz onlarla takıldık. Eğlenceliler yani, mi? Yani çok tatlı insanlar. Oxford'dan tarih doktorası var bir tanesinin, İskoç. Adam Galatasaray'ın 2000 senesindeki kadrosunu sayıyor. İskoç mu sayıyor? Bayağı etkileyici bir şey değil mi bu? İskoç'un, evet. İskoç, yani şu ana kadar söylediğin cümlelerdeki her şey etkileyici. Senin İskoç, beni tanıman, onun doktorası olması, genç yaşta milletvekili olması. Ve şaşırdığın şey şu. 2000 Galatasaray kadrosunu sayıyor adam. Şu bana çok komik geliyor. Yani şimdi Oxford'dan tarih doktoran var. Ve sen de akşamları maç izleyerek geçiriyorsun hemen televizyonda. Öyle, Zeki Demirkubuz da maç izliyor. Yine buna geliyor yani. Evet. Değil mi? Yani atomu da parçalamıyor akşam yani. Yine oturmuş maç izliyor yani. Zeki Demirkubuz'un röportajını izledim ben bu hafta. Televizyona diyor. Çıktı, şey diyor. Dünyadaki en güzel diyor şey diyor, Beşiktaş'ın gol atmasıdır diyor. Dünyadaki en kötü şey diyor, Beşiktaş'ın gol yemesidir diyor. Bu kadar da basit. Bu kadar da basit hayat. Bu işte bu akademisyen grup... Ne zaman buluşsak bize Orhan Pamuk'tan bahsediyor, biliyor musun? Orhan Pamuk'un yeni kitabını okudun mu falan. Hep böyle bir kötü hissettiriyorlar insana kendini. Okudum yani. Be. Nereden bilecek? Adam okumuş, sorun o. Atıyorum işte Sartre'dan Bulantı'yı okudun mu? Okudum. Ama sen karşı... Özetini mi çıkarttıracak bana? Direkt sallarım. Evet öyle bir şey vardı o film. Öyleydi falan. Bilmiyorum yani, bu Orhan Pamuk'un Nobel kazanması kötü oldu ya. Evet, o bir arası kötü oldu yani. Yani böyle bir devamlı. Zorundaymışız gibi okudun oldu. Okudun mu son kitabını falan? Ben okumuyorum kitap falan. Ama senin kitap okuyan bir tipin yani, var ya. Yani şeyi de aldım yani, o son kitabını da aldım bu arada. Kar altında aşk mıydı? Hayır. Uşatma altında aşk mıydı? Böyle bir pandemi ile ilgili olan. Ha, pandemi de aşk. İşte o İskoç çocuğu getir söyler mesela. Ya söylesin canım, ben sallarım. Ama ben Galatasaray'ın ilk 20'sini de sayamıyorum 2000 evet. senesindeki. Yani İngiliz yazardan bahsetse şey dersin yani, anladın mı? Ben onu bilmiyorum. Tabii. Shakespeare. Duymadım. Bize yani. Gelmedi. Bize daha gelmedi Shakespeare. Biz Alev Alatlı biliyoruz. Biz onları biliyoruz yani. Biz ne bileyim Yaşar Kemal, İnce Mehmet biliyoruz biz mesela. Onu da bilmediğimiz ortaya çıkıyor. Evet. Sonra adam onu da biliyor çıkıyor. Evet, daha böyle bilinmeyen niş. Hıncal Uluç okuyorum ben falan diyeyim. Hıncal Uluç da öldü bu arada galiba ya. Öldü. Bir sene falan oldu. Allah rahmet eylesin. Sevgililer Günü'nü çıkartan adammış. Geçen gün bunu öğrendim. Ha öyle mi? Sevgililer Günü kelimesini ve Türkiye'de kutlanmasını bulan adammış. Evet, o işlere iyi kafa yoruyordu rahmet. Öyle ölümün arkasından da laf ediyorduk. Ölümün arkasından ya. Da böyle. Gerçi ölmeden önce de laf ediyorduk, bilmiyorum. Londra trafiği çözmüş. Hı-hı. Nasıl çözmüşler biliyor musun? Nasıl? Londra'da şehirde araba kullanmanın günlük ücreti var şu an. Kendi arabamı kullan. Kendi arabanı kullanmak için. Benzinden hariç mi bu? Benzini, bütün masrafların üzerine sadece arabayı sokakta kullanmak için kameralar falan var. Direkt plakandan görüp 15 pound, işte 370 lira falan ediyor şu an. Ne kadar mesela, ne kadar süre kullanabiliyor? Bir günlük. Bir günlük 15 pound. Bir günlük 15 pound ücreti var. Eğer elektrikli araban varsa yok ama. Nasıl sosyal devlet bu? İnanılmaz işte, böyle oluyor. Mesela kimse, ben şöyle bir kimse dakika. Araba kullanmıyor. Herkes şey, metroyu kullanıyor. Zaten metro daha hızlı gidiyor. Kullanmazsın. Sıfır trafik, inanılmaz. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben aldım arabamı. Çıktım. Arkadaşım dedi ki ya dedi beni dedi şu Ok Meydanı SSK'nın önüne bir bıraksana dedi. 5 dakikalık mesafe. Çıktım, bıraktım, geldim evime. Gene aynı para. Evet evet. Çıktım arkadaşım Londra'dan çıktım şeye gidiyorum. Manchester'a gidiyorum. Evet, o da para. Yani aynı para mı? Evet. Resmen düzenbaz. Londra Belediyesi'ne sesleniyorum. Allah belanızı versin yani. Çok sinirlendin Caner. Ama ben arkadaşımı bir yerden bir yere bıraktığımda da aynı para. Ne bileyim Londra'dan çıkıp efendim söyleyeyim şey dedi. Leeds United'a gittiğimde de aynı para. Ama işte elektrikli yani karbon salınımı olmayan araba alırsan sıfır. Yani. Yok para mı karbon salınımlı araba alacak? Bir şey söyleyeyim. Tofaş var bende. Tesla'nın yeni modeli çıktı mesela, bayağı fiyatı. Bayağı ne kadar? Tam emin değilim ama yani bir bayağı sıra var şu an. Bende 80 bin lira var şu an cash. Bu arada sende para olduğunu ilk kez duyuyorum. Çağla biz de yani boşa konuşmuyoruz burada. Biz de ağzımızla para kazanıyoruz yani. Harbiden o şey marmelatları geri verir misiniz? Ali Can'a vereyim var. Yok yok kalsın. Böyle böyle 80 bin lirayı biriktirdim ben.
Bulgur yiye yiye zengin oldum. Bu gelişmiş ülkelere gittiği zaman eşim benim böyle çok şey oluyor ya. Haset basıyor adamı. Gıcık oluyor değil mi? Biz niye böyle değiliz falan. Bana şey geliyor yani, ne alakası var bizle falan oluyorum. Ben yani. Çok özenirim. Ben bende olmayan her şeye çok özenirim mesela. İşte ne bileyim, insana karşı saygı, adab-ı muaşeret, evet. Görgü kuralları, bacak bacak üstüne atmak. Bunlara ben çok özenirim. Bilmiyorum, bir Bernard Lewis'in çok meşhur kitabı var. Ne yanlış gitti. Evet. Okudun mu onu? Tabii okudum. Doğru, gerçekten okudun mu? Yok ya. Söyle bakalım o zaman, ne yanlış gitti? Ya işte şeylerden bahsediyor ya, sosyal devlet ne olmak. Ne yanlış gitti? Sosyal devlet olmak, birbirimize karşı saygı, bacak bacak üstüne atmak, bunlarla ilgili çeşitli toplum eleştirileri var kitapta. Kimin yanlış giden ne? Toplumuz, toplum. Hangi toplum? Sosyal toplum. Müslüman de ülkeler neden geride kaldı, ondan bahsediyor. Aa, evet. O sonlara doğru galiba. O. Yani işte ne oldu da geriye düştü Doğu Batı'nın, ondan bahsediyor. Tamam yani. Neyi bulmuş sonuç, okudun sen galiba. Evet diyorsun, ne o, neymiş diyorsun. Neymiş, tamam anlat, neymiş. Tamam söyle, neymiş o zaman, neymiş. Ne yanlış gitmiş, tamam söyle. Niye böyle oldu? Nedir yani? Genelde böyle üste çıkacaksın, cahil adam üste çıkar. Twitter'da bir hesap var ya, boşuna tıklama. Biliyor musun onu? Biliyorum, biliyorum. 10 kilo nasıl verdi falan böyle clickbait. Aha. Yukarıda hemen yazıyor işte, ceviz yedi falan. Evet. Benim basman gerekmiyor. Evet. Keşke o mesela kitaplar için de olsa. Evet ya. İşte evet Bernard ya. Lewis ne yanlış gitti. Hemen tepede işte matbaa 300 sene geç geldi falan. Evet. Hani tek cevap. Tek cümlede ben anlatsın kitabı. Evet. Boşuna aç 150 sayfa okuma. Çünkü mesela bazı kitapların öyle şey özeti var mesela. Özetler de uzun. Özetler de uzun ama şöyle özet mesela. Mesela Yaşar Kemal İnce Mehmet 4 cilt değil mi? Evet. Bir tane adam isyan etmiş ağaya. Bitti. Evet. Ağaya isyan etmiş. Bitti, bu kadar. O İnce Mehmet'in ilk 20 sayfası şey ya, sırf tasvir. Dağdaki çiçeğin açmasının, küçük bir tomurcuğunun da hikayesini de bilmem. Evet, nasıl. Kırsal deyip geçeceksin yani. Ya köydeyim de. Köy. Köydeyiz de ben anlarım. Çiçek açıyor, yaprak tomurcuklanıyor, fileniyor. Dağdaki bayırın küçük çıkıntısını anlatıyor bana. 4 sayfa bitmiyor ya. Yani bir sürü kelimeler var. Evet, evet. Sayfada. İşte onun işte o hesabın işte mesela kitap versiyonu olacak işte. Evet. Boşuna açma. Kafka dönüşüm. Böcek oldu, ailesi ondan biraz tiskin. Topluma karşı eleştiri var, bitti. Kendinden soğudu. Kendinden soğudu, bitti o kadar. Böcek oldu, kendinden soğudu. Evet, morali bozuk. Canı sık. Biraz canı sık. Mesela 100 yıllık yalnızlık. 100 yıldır yalnız falan. Şuna tıklama. Boşuna tıklama. Bu hafta ciddi bir dönemeç var önümüzde. Evet. Tarihi bir hafta. 14, tarihi bir hafta. 14 Mayıs seçimleri önümüzdeki pazar. Karar verdin mi kime oy vereceğini? Hala kararsız mısın? Ben hala kararsızım. Niye gülüyorsun bunu? Kararsız seçmen diye bir şey. Ben 10 kişiymiş. Çok kararsızım. Çok kararsızım. Bir de kimi versem çok kararsızım. Çünkü ben çok boşum biliyorsun. YouTube'da bütün şey programlarını izliyorum. Sinan Oğan çıkıyor. Ulan Dük düzgün adammış diyorum. Ondan sonra işte Kılıçdaroğlu çıkıyor diyorum. Ulan sen haklısın. En azından sana taş attılar falan diyorum. Ondan sonra dönüyorum Tayyip Erdoğan izliyorum. Tayyip Erdoğan sen de istikrar falan bak bunları yapacak. Bu sefer yapar diyor. Evet, sürekli evet. Bir kafa karışıklığı. Yani böyle her gün değişiyor benim. Etin kilosunu kim 400 lira yaptıysa ona vermek lazım. Mesela. Kim yaptıysa o çözsün. Aynen öyle. Kim yaptıysa o çözsün. Bugün çok ilginç bir konu var ve benim hiçbir şey bilmediğim bir konu. Evet. Online flört. Ama bunun Türkçesi ne sence? Çevrim içi. Çevrim içi flört mü? Çevrim içi flört. Çünkü ben en son bekarken öyle bir şey yoktu. Nerede bıraktın? Her şey offline'dı. Bir öncesinde insanların güvercinle flört ettiği dönem. Kızlar nasıl ayrıldın? Kuşla ayrıldın. Evet evet. Onlar çok zevklidir ama. Sen ona denk gelmedin. Hiç tanımadığın. Evet. Hiç bir daha önce görmediğin. Ya şey çok ilginç. Şimdi kimse mesela fotoğrafına benzemiyor ya. Evet ya. Nasıl bu ortamda flört edebiliyorsun ki? Tabii tabii. Bizim için de öyle. Erkeklerde de öyle bir şey var. Şimdi herkes sadece kadınlar de. Herkes mesela. Ben benziyorum mesela. Yani benzesen bile buluşacağın insan ondan %30 çıkartıyordur. Olabilir, olabilir, olabilir. Kaç kardeşsin, nerelisin falan. Bunlar gerekli mi bu sorular? O şey, sana şey korkusu salıyor karşındaki. Biz sevgili olacağız. Beni tanı. Ama tanıman gereken şey o mu yani? Daha önemli sorular yok mu? Ne bileyim mesela sifonu çekiyor musun? Sifonu çekiyor musun? Evet. Deodorant kullanır mısın? Bunlar daha önemli. Horuldar mısın uyurken? Evet. Değil mi? Daha öncelikli sorular olması lazım. Evet, ben bazen o bilgiyi veririm mesela. Muharrem İnce'ye oy verecek misin? Muharrem İnce'ye oy verecek misin? Çok önemli. Çok önemli.
hangi dizileri izliyorsun? Mesela bu da çok önemli. Kesinlikle sorulması. Bunlar yerine şu soruluyor işte. Ben işte Yozgatlıyım, ben bilmem nereliyim. Abi işte bana ne? Benim ablam şöyle bir kadındır, benim annem böyle bir kadındır. Annenden bana ne be? O konunun bizle ne alakası var? Ben şu anda annemi niye dinliyorum? Babam şöyle bir adamdır. Biz akşam aynı dizileri izleyebilecek miyiz? Mesela bakıyordum iş oraya gidiyor. Derim ki bak derim ben horluyorum. Evet. Ben horluyorum. Yapacak bir şey yok. O söylüyorum aynı mesela şöyle diyor. Ne kadar horlayabilirsin ki? Çok fazla horlayabilirim o kadar. Sonra diyor ki ölüyordum ben gittim. Sonra gecenin üçünde mesela konsiyatörde vasıta bulmaya çalışıyor. Aynen bir bakıyorum kısa bir taksi bildirimi geliyor falan böyle. İşte hayati sorular sormak işte buna geldi konu. Çok önemli. İşte sifonu çekiyor musun? Evet. Deodorant kullanıyor musun? Horluyor musun? Bunlar önemli yani. O kadar önemli ki bunlar hayatım. Benim dayım işte şeyde İSMEK'te genel müdür. Bana ne lan? Ha bir dakika. Mesela bunu söyle. Yani şimdi bazı orada kilit şeyler mesela dayın diyelim Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Tabii. O çok iyi bir şey. Hem mesela böyle bilgiler. Çünkü yarın bir bagajın kaybolur bir şey olur o insanlar çok değerli. Ha o evet oradan öyle bir şey. Acayip. Tabii. Çok, çok önemli. Hatta direkt belki form falan doldurmak lazım. Form doldurduğun bir uygulama var OK Cupid. Ha var mı orada? Akraban tabii. Hangi şeyde çalışıyor yazıyor musun? Ulaşım. Yok o kadar. Ulaşım şirketinde. Öyle bir form değil. Mesela milleriyle şey alabilirim. SSK'n yatıyor mu? Ticaret Sicil Gazetesi'ne kayıtlı mısın? Çevirim içi flört konusunu konuşmak üzere bugün evet. Bir uzman konuğumuz var yine. Evet uzman bir kişi kendisi. Evet kendisi senelerdir bu aplikasyonları, uygulamaları. Dirsek çürütmüş. Parmak çürütmüş. Hakkını vermiş. Hakkını vermiş. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında evet. Bunları uygulamış. Evet. Gerçekten uzman bir bekar kendisi. Görüyorum şu anda uzman duruyor. Şirincan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şirincan Ankara'da bu arada. Aa, Ankara'da mısın Şirincan? Rap bir programımıza Ankara'dan birinin bağlanmasını istemiştim. Çok iyi oldu. Aa, çok güzel. Ankara'da politikanın nabzını tutuyoruz şu anda. Burada seçim gerginliğinden kimse kimseyle date'e çıkmıyor son zamanlarda. Piyasa maalesef ölür. Yani Şirincan çok iyi TRT taklidi yapıyor. TRT kurum taklidi yapabiliyor. Kurum, dating app'lerde maalesef ki bilemediğimiz, göremediğimiz şey Türkçemizin doğru kullanılıp kullanılmadığı tanışma anlarında maalesef bir takım şiveler, yanlış sözcük telaffuzlarıyla karşılaşıyorum. Çok üzülüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Birisi yanlış telaffuz yapınca date'de. Düzeltir misin hemen? Mesela bir kere böyle çok yakışıklı bir çocukla buluştum. Ama tabii hani bilemiyorsun sosyal çevresi dünyası nasıl. Ama çocuk Matthew McConaughey'nin o verimli zamanlarındaki Ankaralı versiyon. Angaralısı çıktı. Angaralı Matthew McConaughey'nin Angara şivesiyle konuşanını düşün. Böyle biraz zorlanıyorsun. Sanki böyle parazit girmiş gibi yayına. Adam bulmuş şivesini arıyor bu da ya. Harbiden ha. Adam bulmuş şivesini arama. Şimdi bunları konuşacağız zaten sırayla. Şirincan'ın nedir aradığı özellikler. Tabii ki, tabii ki. Çünkü ciddi bir geçmişi var. Tabii. Bu alanda. Bak notlarıyla geldi. Dosyaları var Kılıçdaroğlu gibi. Her senenin ayrı bir dosyası var. Klasörler var, klasörler. Şirincan'ın klasörlerim var. Eskittiklerim, yeniden bakabileceklerim. Sonra işte hani dating app'ten bulduklarım, offline dating'de bulduklarım, göz teması kurduklarım, buluşup yıprattıklarım, beni yıpratanlar, ghostingleyenler vesaire hepsi bende şu an. Aman Allah'ım siz... ya. Şu an bir dosya açıyoruz biz. Evet. Bir Şirincan dosyası açıyoruz çok gibi. Çok değişik bir insan Şirincan. Çok değişik birisi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Seni çok iyi gördüm. Galiba spor yapıyoruz. Evet. Zayıf diyeceğim derken yanlışlıkla bodybuilding'çi kadınlara benzemeye başladım. Biraz kaslanmışız. Biraz benim de öyle ya. Bana bunu dememişlerdi. Yoga yaparsa hayvan gibi omuz kasın olur. Şurada kaslar falan çıktı. Triceps, biceps. Şimdi nereden daha kaslı olabilir? Şirincan, keşke burada olsaydın. Bilek güreşi yapardık seninle. Aa evet. Ay bilek güreşine bayılırım bu arada. Evet. Yani date'lerde hiç yaptın mı date'lerde? Çok iyi bir tanışma vesilesidir. Bir insanın elini tutmak için çok iyi bir bahanedir. Yazın deve güreşi. Yazında deve güreşi. Caner sen de spor yapıyorsun değil mi? Var yapıyorum. E-spor. E-spor yapıyorum evde. E-spor oynuyorum. FIFA oynuyorum. At yarışı oynarım çok iyi. Hafta sonları Veli Efendi'ye giderim. Caner şeyi sevmiyor ya hareketli sporları. Yani hareket edilen sporları sevmiyor.
Ortak hobi ise bak, bilardo oynayacak erkek arkadaş çok güzel olur. Öper başımın üstüne koyarım. Tavla oynamaya erkek arkadaş arıyorum, yok. Yani kızlardan çünkü bunları oynayan yok. Olsa pimpon oynamak isterim. Bunlar şeyde var, İstanbul'da i̇şte. Kıraathanelerde var bu adam. Nasıl? Evet ya, bunları mı? Tavla oynayan, bezik oynayan. Senin online değil offline olman lazım. Ben yani hani o aşamaya doğru gidiyorum zaten. Ben dosyamı kolumun altına alıp işte başlayacağım. O Balat'ta çok güzel şeyler var, evet, kıraathaneler var bol bol. Bir bakarım şöyle. Yani Türkiye'de kaliteli erkek kıtlığı yaşanıyor. Hı-hı. Çok arkadaşım bu konuda muzdarip. Hatta böyle kaliteli adam bulan kızlar böyle hani kelepçe gibi yüzük takıyorlar. Böyle dev bir yüzük takıyorlar ki helalem evet. Görsün. Bir dolu app var anlaşılan. Sen bunların hangisini kullandın? Şöyle şeyler, ben şimdi profesyonel bir bekar olarak yani ben bekarım diyebilirim. Bu ben bekarlığımda keyfimce yaşarken bir gün annem geldi, kızım Tinder diye bir şey varmış dedi. Kaç senesi oluyor bu? 10 sene vardır. Yine evet 10 sene var, hakikaten doğru bildin. 2013. 10. senesini kutladı Tinder evet. Yakınlarda. Ay gerçekten hakikaten 10 senedir Tinder benim maalesef hayatımda bir yerlerde. Morali bozuldu. Annemden öğrendim Tinder'ı. Sonra ciddiye almadım annemden öğrendiğim için. Dedim bu bana göre olmayabilir. Sonra bir arkadaşım geldi bana Tinder hesabı açtı zorla. Dedim yani istemiyorum, çok ilgimi çekmedi. Garip geldi bana açıkçası. Online zaten chat insanı değilim yani, yüz yüze. Ben offline datingciyim ya, ben eski kafayım yani. Evet, bana dedim ortam ayarlayın, Tinder minder istemiyorum. Neyse sonra zorla arkadaşım açtı profili. Sen dedi ver telefonu, sen yapamazsın bunu dedi. Başladı sağa kaydırmaya. Buluşturmuş işte burcumu bir dakika, yazmış. Bir dakika bir şey yazmış. Söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ha? Bu arkadaşının peki Tinder profili var mıydı kendisinin? Hayır yoktu. Bu arkadaşım mutsuz bir evli ve istiyor ki ben herkese flört edip gelip ona bak, anlatayım. Bu evliler bunu çok yapıyorlar. Başlayalım. Yaparlar. Evliler evsizlere devamlı Tinder profili açıyorlar. Evsiz evet, demiyoruz. Evet. Yani. Pardon. Bekar diyoruz Çağla. Evliler evsizlere diyor ya. Evsizlere. Gerçekten. Hayır, esas sebebi kendileri meraktan çatlıyorlar. Tabii, o ortamlar nasıl onu bir göreyim derdinde. Ne kaçırıyorum, ne kaçırıyorum. Tamam evet. Yani flört etmek istedikleri için bizi kullanıyorlar. Bu hiç hoş değil. Bu bekarlık müessesesinde en tatsız şey böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşım yaptı beni böyle bir sürü sağdan çekti. Ben anlamadım ne yaptığını. Sonra bir baktım bir sürü insandan mesaj yağmaya başladı bana. İşte buluşalım mı, öpüşelim mi, gömüşelim mi falan böyle hani. hemen kapını çaldı yani adaylar girer girmez. Ay çaldı, hem kapıyı kıracaklardı neredeyse. Ben Tinder'dan çıktım. Gerçekten. Çünkü şöyle oldu. Bu sefer onların hepsini eledim ben, arkadaşımın seçtiği denyoları. Sonra ben dedim kendim seçeyim. Herhalde şöyle 100-150 adamdan bir iki tanesi hani belki olunabilir falandı. Hı-hı. Onlardan birisi mesaj yazdı. Match oldunuz dedi. O da beni görüp beğenmiş. Biliyorsunuz app'lerde iki taraf birbirini beğendikten sonra diyalog kutusu açılıyor. O zaman konuşabiliyorsun. Çocukla meç olmuşuz. O da beni beğenmiş. Başladı işte merhaba dedi. Aa dedim merhaba. Normal insan merhaba dedi. Gel göm falan demedi. Merhaba dedim. İşte nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Üçüncü cümlesi çocuğun yazdığı bana gelsene. Ha. Bana gelsene. Yani bir tanışsaydık önce, bir konuşsaydık. Sevişirken tanışırız dedi. Bilmiyorum ben. Tabii o da bir tanışma yöntemi. Ya da tanışmayız. Şu ana kadar kurulan cümlelerde hiçbir yanlış yok bence. Şu ana kadar kurulan cümlelerin hepsi doğru ve yerinde. Caner diyor ki bu zaten doğru Tinder kullanımı şu an. Doğru Tinder kullanımını yani bir bunu kullanım kılavuzu olsa burada bunlar yazar. Üçüncü cümlede bana gel, tanışmadık sevişirken tanışırız cümlesi kurulmuş. At izi it izine karıştı artık bu ilişkilerde. Şunların bir doğrusu yapılsın ya. Hatta yani aslında centilmence davranmış. Evet, tam bir centilmen, tam bir İstanbul beyefendisi. Tanışmayız dememiş yani. Tanışmayız dememiş. Der ki sevişirken tanışırız. Sevişirken de en iyi tanışma yöntemidir sevişmek. İsmini haykırarak ay ya. Ama yani bir saniye ben sevişim. Yani vallahi bilmiyorum bu bedava seks gibi geldi bana daha çok. Seks dediğin bedava olur zaten. Peki Şirincan tanıştınız mı sonra bu kişiyle? Asla. Yok canım, direkt bastım tekmeyi güle güle.
Daha bu Tinder'ın ilk seneleri bu arada, yani Caner anlıyorum seni. Tinder sonradan iyice hani böyle hani tek gecelik aşk bulma mekanına dönüştü ama o zamanlar henüz daha Tinder böyle güzeldi. Hatta benim bir arkadaşım Tinder'dan bulduğu çocukla çok güzel bir ilişkiye başlamıştı. Birkaç ay sonra da evlendiler. Bir şey söyleyeyim, benim Tinder'dan evlenen iki tane kadın arkadaşım var. Ve gayet mutlu. Yani demek ki Tinder, yani ya da bu böyle bir mitoloji. Tinder mitolojisi. Bunu böyle Tinder yayıyor böyle etrafına. Tinder'dan evlenen var falan diye. Eskiden de o. Eskiden de ama. Eskiden evleniliyordu. Hayır be. Belki 4 sene 5 sene oldu. Tam 4 sene 5 sene önce. Ya. Sonra şu an değişti. Hiç yok. Şu an hiç. Şu an insanların birbirini dinlemeye tahammülü yok yani. Olabilir. Doğru. Zaten çok en sıkıcı kısım da o. Peki. Karşı tarafı tanımaya çalışma kısmı. Evet. Tinder'da bir fotoğraf kısmı var, bir de yazılı kısım var. Yanlış evet, mı anlıyorum? Evet. Evet. Yo doğru. Yani bir tipini mesela, görüyorsun, bir de bir kısa bir info. Sen mesela okuyor musun beğendiğin kişilerin yazılı kısmını? Hepsini ne verdiyse, bütün o bilgilerden bir anlam çıkartmaya çalışıyorsun. Bu adam şöyle midir, böyle midir? Caner sen okuyor musun fotoğrafın altındaki yazılı kısmı? Ya, erkeklerin girişi şöyledir bak. Tinder, Bumble, OkCupid hiçbir önemi yoktur. Şudur. Çat. Sen yani sadece okumama değil, aynı zamanda fotoğrafa da bakmıyorsun. Tabii ki. Gece 4'te bana şöyle mesajlar geliyor. Orhan diye bir adamdan merhaba canım diye mesajlar geliyor. Çünkü bakmadığım için onu da kaydırıyorum. Sen Şirincan fotoğrafları inceliyorsun, yazıları okuyorsun. Her detayı, her detayıyla. Her şeyi okuyorum ona göre yani. Ben bayağı seçiciyim. Ya öyle olmak zorundasın ya bir kadın olarak. Hatta buluşacağımız zaman arkadaşlara o profil fotoğraflarını hani sana screenshot yolladım ya Çağla. Evet. Hani o screenshot alıyorum. Güvendiğim, imdat dedim yetişeceğim birkaç arkadaşıma yolluyorum. Onlarla konumumu paylaşıyorum. Öyle gidiyorum buluşmaya. Yani evet. Türkiye'de yaşıyoruz. Bir kadın olarak flört etmenin şeyleri var. Dezavantajları mesela ki. Öldürülebilirsin. Mesela önce can güvenliği. Evet, can giyiyorum. Kişime kurşun geçirmem. Bu kadın erkek farkı bana en çok ne zaman çok göze çarpıyor biliyor musunuz? Mesela akşamleyin eğer yolun kenarında yürüyorsan ve özellikle otobanın kenarında yürüyen bir kadınsan mesela erkeksen direkt şey diye düşünüyorsun. Aa, birisinin arabası bozulmuş. Evet. Kadınsa direkt şey gibi düşünüyorsun. Yani ya seks işçisi ya olmak üzere falan. Hani yani öyle mi düşünüyorsun? Ya bir akşam mesela Barbaros Bulvarı'nda şeyde bekliyorum, o darphane durağında. Üstümde eşofmanlar, kocaman bir sırt çantası, bir yere gideceğim yani. Bir arkadaşımda kalmaya gidiyorum. Saç baş dağınık, böyle tipim kayık, çok yorgunum. Yani yine o halime rağmen yani durakta bekliyorum yani. Hani işe çıkmış olabilir miyim o tiple zaten? Ya kaç tane araba durdu anlatamam. Hani otomatik. Bu, evet. Otomatik. Belki serbest kıyafet günüdür o gün, öyle düşünmüştüm. Evet. Evet. Bazı gün serbest kıyafet günü olur çünkü. Evet, profesyonel giyinmediğim mesela. Bir gün. Çok kaynatıyorsunuz ya arkadaşlar. Uzmanlığımı özür ben dileriz, tam veremediğim. Özür dileriz, haklısın. Evet, Tinder, okey Tinder var. Başka ne var? Sonra bak Tinder'dan sonra OkCupid'e girdim. Baktım ki Tinder tam böyle one night stand kafası gidiyor. OkCupid de bir sürü sorular soruyor sana. Böyle 100-150 tane soru soruyor. Karşı tarafa da sormuş oluyor. O cevaplara verilen, sorulara verilen cevaplarla bir yüzde ortalaması çıkartıyor. Ve senin karşına öyle talipler sunuyor. İşte bu kişiyle %90 matchsin, şu kişiyle %80 aynı fikirdesin gibi. Erkekler yine orada da dürüst değil büyük ihtimalle. Hani böyle kızların tercih edeceği cevapları yapıştırıp geçiyorlar gibi geldi bana. Hani herhangi bir dişi birey çıksın karşıma da onunla flörtleşelim gibi bir durum var. Hani sen ne kadar seçici de olsan o işlem maalesef yani, çalışmıyor. Sen doldurdun mu mesela? Ben doldurdum. Galiba soruları, cevapları kaydırdım. İstediğim yere yerleşemedim. İlk tercihime giremedim yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ama mesela öyle bir şey olsa ben doldursam karşımdakinin benimle aynı cevapları vermesini istemeyebilirim ya. Yani düşünsene bir tane daha komedyen aynı yerde. Evet evet. Aynı insanı ben de istemem. Ya senden daha komik olursa? O sıkıntı. Çok sıkıntı. Sonra başka bir uygulama daha buldum. Adı Happn. Bu da hani o şehirde yaşadığın bölge, gittiğin iş yeri, sürekli uğradığın yerler nerelerse oralardan gelen geçen sana göre hani tipleri karşına çıkartıyor. Ha. Aslında hani İstanbul için çok pratik. Hani buluşmak için falan çok daha kolay olur. Ta Ümraniye'deki biriyle Pendik'teki birini buluşturmuyor mesela. Hani o anlamda güzel. Senin hani patikalarından geçen kim varsa onunla meşleştiriyor. Çok ama iyi. Oradan yani pek böyle bir katılım azdı. Çok az insan çıkıyordu karşıma. O yüzden oradan da çıktım ve Bumble'a geldim. Şey olsa çok güzel olmaz mıydı? Tamamen random çiftleşme.
Nasıl yani? Ya sana en alakasız insanı buluyor mesela. Ha. Tuğçe Kazaz'la Kenan Doğulu gibi. Mesela. Bence güzel olabilir o. Ben ona girerdim. Ona girersin değil ben mi? Ben kesin girerdim. Evet. Yani. En alakası yani. En zıttın. Süper olmaz mı? Zıttır diye bir uygulama olsa. Evet. Yani zıtları buluyor. Evet. Zurna'nın son deliği mesela. Evet, evet. Ya da şey de çok güzel olur bak. Niş bir uygulama olarak. Mezhebigeniş.com. Of çok iyi. Benim hayalimdeki uygulama bu mezhebi geniş. Kimse bir şey yazmıyor bile. Evet evet. Sadece lokasyon. Aynen lokasyon gidiyorsun kapıyı çalıyorsun. Evet evet. Ve can güvenliğin de var her şey var tamam mı? O öyle bir uygulama. Gidiyorsun tanımadığın bile. Hatta herkes aynı yere gidiyor. Evet. Herkes aynı yere. Öyle mezhebigeniş.com. Evet evet. Zaten böyle gruplaşmalar başlamış. Hani daha özel hani grupları bir araya getirmek için. Mesela kilolu bireyleri bir araya getiren bir uygulama çıkmış. BBW diye. Hı hı. Sonra skin diye bir şey çıkmış. Single olan çocuklu single'lar için bir buluşma şeyi. Çocuklu bekarlar. Sonra bir de şey gibi ikinci el marketi gibi. Hah, aynen ikinci el ama çocuklu ikinci el. Kinky diye bir şey var. Wild var. Cougar var abi. Cougar. Cougar de işte hani 40 yaş üstü saçına ak düşmüş kadınlara. Haminle oldu. Haminle. Cougar sadece kadınlar için kullanılmıyor mu? O zaman erkekler ne? Erkekler genç sadece kadınlar mı 40 plus? Olabilir. Yazı çok faydalı ben onu bir saniye. 40 plus. Hemen onu indir. 40 plus yerine mesela ben hayatta 40 plus. Orada şey var mesela 20 plus, 30 plus. Tabii onu da ayarlayabiliyorsun uygulamalarda. Evet ben hep 20 plus onu işaretlerim. Çünkü ben 20 plus'ım aslında. Ben 18-80 yapmıştım. Evet. Bir de zaten yani piyasada 40 plus evli olmayan ve hani hala flört edecek hali kalmış insan sayısı o kadar az ki. Yani 40 yaşın üzerinde ve hala hayat şeyini kaybetmemiş. Evet. Ve insan ilişki arayan insanlar zaten o bir WhatsApp grubu falan bence o. Ben 41'im ama asla göstermiyorum. Ben yaşımı göstermiyorum. 40'lar zaten yeni 30'lar biliyorsun. Evet öyle diyorlar öyle diyorlar. Ya bak ben evlenmedim çoluğum çocuğum yok. 40 istesem de gösteremiyorum. Evet evet. Yani diğer 40'larla yan yana geldiğimde hakikaten ben hani hala istediğim gibi yaşayabiliyorum hayatımı. Paramı kendime harcayabiliyorum falan. O biraz hayat kalitemi artırıyor. İnanılmaz bir enerjisi var Şirincan'ın. Evet. Hayat enerjisi var. Bitmiyor evet. Bu ikinci el marketinin ismi neydi? İkinci el marketi olan şeyin adı neydi? Stin. S-T-I-N. Yani single ne o? Tek. Single parents diyordu sadece. Hmm. Ama açılımını bilmiyorum. Bekar ama çocuğu var yani. Onun şeyi o. Evet evet çocuğu var. Ha, single marriage parent. Diye bir var. Ben de var. Single parent'ı ne zannettim biliyor musunuz? Ne? Ya mesela annesi yok, babası yok. Yetim zannettim. Oh. Yani mesela kayınvaliden olmayacak mesela. Ha, öksüz. O mesela iyi bir satış yolu değil mi? Kaynana kayınbaba yok. Evet evet. Öksüz ve yetim. Rahatça şey yapabilirsiniz. Burada kayınvalideme de buradan selamlar. Ben, şöyle app'ler de var hemen kısacık giriyorum. LGBTQ plus yani artılara göre Grindr var. Her var. Her lezbiyen bireyler için ya da bayan diye denileri. Ama bunlar Türkiye'de var mı hepsi? Ya galiba Grindr var. Çünkü duydum ben bunu birkaç şey arkadaşlar. Bir ara çünkü Grindr yasaklama falan gündemdeydi de o yüzden merak ettim. Yani hiçbir aklı mantığı yok tabii böyle bir şey yasaklamanın ama yani Wikipedia'yı bile yasaklamış bir ülkede. Sözlükte yasaklı. Her şey olabilir diye düşünüyorsun. Her şeye erişim yasağı geliyor. Olabilir diyorsun. Yani evet. Şu an neyi kullanıyorsun en çok? Bumble. Bumble'ı kullanıyor musun aktif olarak? Bir iki ay önce böyle bir girdim sonra yok yapamayacağım falan diye çıktım. Çünkü Seattle'dayken aktif olarak kullanmıştım. Bir sene Amerika'da Seattle'da kaldım. Orada Bumble tadından yenmiyor. Ha öyle mi ya? Yurt dışında kullanımla yurt içi farklı diyorsun. Bambaşka bambaşka ya o kültürel farktan kaynaklanıyor. Orada hani evlenmek zorundayım falan gibi bir tribe girmediği için insanlar. Yani 40 yaş civarında hani 35-45 yaş arası bekar ve hani hala hayatını yaşayan, sağlıklı, kendi kariyerine sahip falan böyle hani bir takım hobileri olan bir sürü insan vardı. Hobisi olan insandan korkacaksın. 17 yaşında bırakman gerekiyor hobi denen şey. O hobi hala kaldı mı? Evet hobi nedir senin ya? Senin hobin var mı Çağla? Flüt çalıyorum. Senin hobin var mı? Ortaokul. Da flüt öğrendim. Mesela benim en son oydu yani. Senin hobim var mı? Yok ya. Benim de hobim yok. Benim hobim stand-up'tı. İşine dönüştü. İşe dönüştü. Aynen. Ve şu an hiçbir zevk almıyorum o yüzden. Aynen.
kayak hobisi olan bir çocukla buluştuk. İlk Bumble date'imdi Seattle'da. Böyle bir heyecanlandım. Gideceği yeri işte şurada buluşalım dedi. Tamam dedim, gidebilirim oraya 15 dakika araba sürersem. Bir bira içersem herhalde polis çevirmesinde bilmem ne olur mu falan. Yusuf Yusuf hazırlandım gittim. Ondan sonra çocukla buluştuk. Adını da hatırlamıyorum şimdi. Neyse, o acayip güzel sohbet oldu aramızda. Fakat hı-hı, çocuk sonra ne yaptı dersiniz? Mesajlaştık da ertesi gün kayağa gidecekti. Kayağa gittiği yerden bana selfie yolladı falan. Aa dedim, tamam hani fotoğraf da yolladı. Demek ki bir sıcaklık oluştu. Hani ben yanılsama yaşamıyorum. Sonra çocuk hiçbir şeye cevap vermemeye başladı. Ghosting. Yok ne? Çocuk arıyorsun açmıyor. Ghosting. Ne demek ghosting? Hani ölü taklidi yapma. Sen böyle yazıyorsun yazıyorsun, görmüyor mesajları. Başkası yazınca onları görüyor, canlanıyor. Sen yazınca... Hiçbir şey öyle yazmıyor böyle mu sana? Hiçbir şey yazmıyor mu? Görüşmeyeceğim etkin. Hiçbir şey ya. Hiçbir şey. Belki de bir şey Cem Şirincan, o kadar kötü düşünme ya. Belki ölmüştür gerçekten. Tabii tabii. Ghosting de öyle de olabilir yani. Belki. Harbiden ghosting. İkindi namazının mütakiben cenazesi kalktı belki adamın. Sen şimdi görmüyor diyorsun da. Harbiden ghost olmuş olabilir. Bir şey diyeyim, inşallah da öyledir. Diğer alternatiften daha iyi mi? Ghosting. Mesela ona kırklara karışmak derler zaten eskiler. Ghosting o anlamı. Kırklara karışmak. Bir Fatiha okuyalım ya. Sen bir şey diyeyim, sen kötü düşünmüşsün. Evet ya. İşte oradan düşmüş ve ölmüş o çocuk. Evet, oradan düşüp ölmüştür. Ghosting budur zaten. Evet. Ölmektir ghosting. Ama yaşıyorsa hakkımı helal etmem, onu söyleyeyim böyle. Yaşıyorsa davranayım da ghosting yapanların Allah belasını versin. Bak yine kızdı Caner. Bugün ikinci kızışı bu. Caner ya, sen ghosting yaptın mı? Kimse? Yaptım. Hakime yap. Ama bu böyledir yani. Date'e çıkarsın bazen. Hiç umduğun gibi gitmez işler. Ama söyleyeceksin o zaman, olmadı diyeceksin. Ben o kadar dürüst bir insan değilim. Sen peki söylüyor musun? Açık sözlü müsün Şirincan? Yoksa sen de mi ölü taklidi yapıyorsun? Ay yok, ölü taklidi yapamam. Ben vicdanlı bir insanım öncelikle. Ya biz vicdansız yani Şirincan. Onu mu demek istiyorsun? Yani. Bir dakika. Sen şu an sadece yani erkek perspektifinden bakıyorsun. Hayır. Şirincan'a da biraz onu soracağım zaten. Onun da gittiği date'lerde hiç ummadığı gibi çıktığı adamlar olmuş olabilir. Bir bakarsın fotoğrafına, adam Pierce Brosnan, gelir anasını satayım Ciguli. Bak bir kere şöyle yaptım. Buluştuk. Sadece kahvemi içtim. Böyle dedim hani çok memnun oldum falan. Bir daha görüşecek miyiz dedi. Hayır dedim, görüşemeyeceğiz. Elini sıktım. Ondan sonra ayrıldım, tertemiz işte. Bu daha mı doğru? Bir daha buluşmayacağız demek ne kadar etik, ne kadar doğru? Şu daha mı doğru? Bir daha buluşacağız deyip ortadan yok olmak. Bir daha buluşacağız demiyorum. Ben tuvalete gidiyorum deyip kaçıyorsun. Konuşma bitiyor, ilişki de bitiyor. Hesabı da bırakıp kaçıyorum. Hesabı bırakıp kaçıyorum, ne yapayım? Bu daha dürüsttür. Ya o kız seni darlarsa, hadi görüşüyor muyuz, ne yapıyoruz, mesaj falan atarsa, günlük sohbetlerine katmaya çalışırsa falan. Birazcık hani özsaygısı varsa bunu yapmamalı zaten. Yani bazısı da şey oluyor, çaresizlikten ya da hissettiği enerji senden bambaşka oluyor. Yanlış anlaşılma olmuş olabiliyor. En iyisi bam 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 red. Evet. İnsanların açık suratına bakıp da ben seni beğenmedim, seninle bir daha buluşmayacağım diyecek bir insan değilim. Beğenmedim demek zorunda değilsin. Bu daha buluşmayacağız diyoruz. Beğenmediğim için demek ki. Hayır. Bu anlama gelir. Hayır, sorun sende değil, bende diyeceksin. Ya bu da en büyük yalandır. Ya, buluştuğun insana söylemen gereken bazı yalanlar var. Bu kadar basit. Ben şu an ilişkiye hazır değilim. Arkadaşlar, ghosting neden bu kadar karşısınız? Ben onu anlamadım. Ghosting literatüre girmiş. Sen İstanbul Ghostingçiler Derneği Başkanı mısın? Bu nedir? Hayır, ya ghosting bir bunlar, yöntem değil bir kere. Bir dakika, yani. Bir dakika, öyle. Bir dakika. Bunlar literatüre girmiş. Bizim sürekli kullandığımız insanların, kadınların da erkeklerin de. Ben burada erkek gözüyle, erkek perspektifiyle bakmıyorum. Hayır, bunun hiç savunulacak bir tarafı yok Cener. Savunmuyorum. Yok. Hayır. Caner ikiye bir sınır. Görüşmek istemiyorsan, de ki sen benim ligimin üstündesin de ben şu an ilişkiye hazır değilim diye, sorun sende değil. Bende de bir sürü yalan var ortada. Bunlardan birini söyle. Evet. Özür dile, evet. Ve sonra yok ol. Ben ghosting'i savunmuyorum burada zaten. Evet. Öyle. Ama yapılabilir. Evet. Peki sıradaki tabii konu stalking. Stalking. Yani şey. Stalklama. Stalking yine güvenlik açısından şart bir şey. Çünkü zaten bir profil oluştururken oraya ya Atatürk resmi koyan var. Brad Pitt'in resmini koyan var. Yani ne resimler konuyor? Senin tanımadığın insanların resimlerini koyuyor. Mesela yakışıklı manken falan. Yani arkadaşlarım var öyle kandırılmış. Onlardan olmamak için. Hatta mesela bak şu çocuk. Bakar mısın, yumurta gibi çocuk, uzak doğu fantezisi gibi bir şey. Bu mesela fake çıktı. Fotoğraf fake. Temsili yani. Temsili. Bu adam yani online dating'e düşmez. Bunu parçalarlar zaten. Bu kadar yakışıklı gördüğün zaman bir işkillenirsin. Diyelim ki adam yani o kişi olduğunu iddia ediyor. Sen de hadi inandın, çok hoş, kaçırmayalım bu fırsatı oldu. Orada ne oluyor? Mecburen yani şey...
kontrol etmek için, double check yapmak için bir hani bir Instagram'ı varsa falan oraya girip orada hakikaten resimler doğru mu? Farklı açılardan çekilmiş. Biyometrik fotoğrafları var mı falan? Evet, biyometrik olması lazım. Okuldan mezun oluyor mesela. O okuldan hakikaten mezun mu? Ne bileyim böyle yani bir sürü yere gidebilir. Senin hayal gücüne kalmış. Ben o kadar başarılı bir stalker değilim de Hande Yögen bu konuda uzmandır. Ona da selam buradan izliyorsa. Hande de çok da fifi hatunlar. Evet, çok da fifiden Hande'ye buradan selamünaleyküm diyoruz. Selam. Kendisi stalker kraliçesidir. Yani Utku'nun hakikaten böyle bir şakası vardı galiba. E-Devlet'ten direkt bu işin evet, halledilmesi lazım. Yani bu iş böyle hani evet, bunun evet, devletin artık gerçekten, el atması gerçekten dediği gibi ama Şirincan'ın dediği gibi çok var. Ben bir kere çok kafam güzelken Dua Lipa'yla konuştum. WhatsApp'tan mı konuştun? Yok işte Bumble'da Dua Lipa'yla konuştum. Sonra yakın arkadaşım gördü. Oğlum çok güzel kız falan dedim. Oğlum Dua Lipa lan o dedi. Sonra anmeç yaptım ben de. Dua Lipa'yla bir süre yani bir yarım saat Dua Lipa'yla yarın görüşeceğimi düşündüm ben. Yani. Bu umut bana yetti orada. Ulan dedim çok güzel kız lan aynı ulan. Sesi dedim de güzel. Ya onu hiç oralara görmedim işte. Dua Lipa tam benim kafa. Tipi aynı benim tip falan dedim yani. İstanbul'da da her yer bir ara Dua Lipa'ydı. Bütün evet, billboardlar. Evet billboardlar falan evet, ben hiç dinlemiyorum. Evet. Hatırlaman lazım yani. Ben bu kızı billboard'dan görmüş oldum. Çok olmadı. Kafam güzeldi. Ben dedim ki ben bunun klibini izledim falan hatırlaman yok. Yok hiç yok. Sonradan izlemeye başladım. Anladım. Evet. Buradan o zaman dinleyenlere, izleyenlere duyuruyoruz Caner'in tipi. Benim tipim Dua Lipa'dır. Dua Lipa'ya benziyorsanız. Ben de Dua Lipa bana da gelse ben de değerlendireceğim. Şirincan'ın da tipi aynı zamanda Dua Lipa. Bak ne diyeceğim ben bir kere dolandırıldım ya hem de Hande yüzünden oldu. Bumble'dan dinleyin hızlıca anlatacağım kısaca. Hande çok yakışıklı bir çocukla match oluyor. Hande bir şüpheye düşüyor. Bana yolladı böyle screenshot almış. Dedim Hande bu gerçek dışı bir yakışıklılık. Böyle bir şey olamaz. Dikkat edelim falan. Fakat Hande inanmak istiyor. Yani Hande o rüyaya inanmak istiyor. Sana. Mesajlaşıyorlar falan. Bayağı da böyle saatlerce mesai harcıyor bu ruh hastası tipler. Yani sen abi tamam eğlen git bırak değil mi? Yok başka hedefleri varmış herifin. Hande'ye bir link gönderiyor. Diyor ki ben seni Facebook'tan takip etmek istiyorum ama bulamadım. Sen bu linke tıklayıp benim Facebook'uma girer misin? Hande ona tıklıyor. Tıkladığı anda bu adam bir şekilde işte bir korsan ya uygulamayla Hande'nin Facebook'unun şifrelerini falan alıp orada Facebook'ta Hande'ymiş gibi opera edebilecek bir hale geliyor. Ertesi gün sabah 10 yani normalde benim uyuduğum Hande'nin kesin uyuduğu saatler bana bir mesaj Hande'den. Evet. Hande bana şey soruyor işte ne yapıyorsun kız falan yazıyor bir de böyle hani çok demez bana ne yapıyorsun kız öyle bir diyalogumuz yok ama Hande'ymiş gibi yapmaya çalışıyormuş meğersem eleman. Hande zannettiğim kişi bana diyor ki ben bu akşam o çocukla buluşacağım çok seksi iç çamaşırlarına ihtiyacım var sen de böyle şeyler olduğunu biliyordum bana birkaçını gösterir misin? Seksi iç çamaşırı. Ben de dedim neyse çok zor durumda herhalde arkadaşım yakın arkadaşım dedim böyle birkaç tanesini yatağa koyup fotoğrafını çektim dedim bunları almıştım en son. Al senin olsun istiyorsan falan. Ondan sonra dedi ki orada benim jeton düştü. Ben böyle yalnız anlamıyorum üstüne giyip fotoğrafını çeker misin? Hemen çektim sonra gönderdim. Sonra Hande'ye kızım dalga mı geçiyorsun sen gerçek misin diye. Hande uykulu bir sesle açtı telefonu. Ne oldu ben ne istemişim falan deyince jeton düştü. Adam ya hacklemiş ya adamın uğraşa bak ya. Ya sanki porno yok daha dünyada yani. Harbiden. Çok daha kolay. Var. İnanılmaz güzel. İç çamaşırı reklamları var. Git oraya bak ne yapıyorsun? Yani canlı canlı istiyor. Hani böyle o tacizi gerçekleştirmiş olmak istiyor. O heyecan için neler neler yani. Evet bazıları için önemli olan süreç. Gerçekten. Tabii doğrudur. Süreç. Galiba o süreçten tatmin yaşamak. Caner böyle bir şey yaptın mı sen hiç? O Caner'di zaten evet. Yok ben. Bendim o zaten bendim o. Caner JPEG gönderdi. Tamam, geçen şey gönderemedi e-mail'ı. Teknik tarafı birazcık. Peki sexting konusuna nasıl bakıyorsun? Pozitif, negatif? Her şey babam şöyle derdi. Zamanında ve zemininde derdi böyle eller yapardı. Zamanında zemininde yapılmış sexting başımın üstüne yeri var.
Evet. Alman gibi açıkladı sexting'i ya. İşte mesela işte Snapchat vardı bir ara nude atabilmek için. Tabii. Şey. Ben o kısmı kaçırdım yani. O sırada benim sevgilim yoktu nude atabileceğim. Öyle random ürünlerine de atmak istemedim yani. Tabii o insan kadar... tabii hep tanıdığını atmak istedim. Nude atmak istedim. Ama arada işte ne olur olmaz ben şu nude'umu çekeyim de gerek olursa. Ya benim anlamadığım şey annen de o telefonda, teyzen de o telefonda. Ya yanlışlıkla akrabaya makrabaya. Gizli klasör yapacaksın. Nude korkunç klasör. Korkunç bir şey olur yani. Böyle WhatsApp grubuna atmış olsan falan. Böyle veli grubuna atan varmış. Olabilir yani. Apartman toplantısı grubuna falan. Bence o konu zaten bir apartman toplantısında konuşulan şeyler ancak böyle kapatılabilir. Orhan Bey şey aday bu sene. Apartman yöneticiliğine. Belli ki afişini gönderdiğine göre bize. Ama yani hazır nude klasörün olacak bir tane. Evet. Yani gizli bir yerde mesela gizli bar vardır benim. Evet. Yani lazım oldukça oradan atarım. İlla mesela çünkü bazen otobüste olursa. Ama elin kaysa da yanlış bir yerde. Ya işte gizli klasör oradan açıp bulacaksın. Annene gönderdim. Asla falan. Asla olmaz. Ben onu ayarlarım. Ayarlarsın. Çünkü her zaman mesela bazen otobüste gidiyorsun uzun bir mesafe. Bir şeyden Avcılar'dan binin Kadıköy'e geleceksin bir sürü zaman. Acil bir nude istendi senden. Hızlı bir nude istendi. Tak hazırlardan atacaksın. Evet, benim numaram yok değil mi Caner sende? Yok Şirin Can. Yani etkileyici bir nude çekebilme ihtimali var mı ya şu salak telefonla? Ya işte ışığı mışığı ayarlaman lazım. O nude'una yani. Göre değişir. Benim açısını bileceksin. Evet yani bir sürü ayarlama. Belki makyaj yapman gerekecek. Bir de sen yani bir içerik üreticisisin sonuç olarak. Bunu sen de bilmiyorsun. Tabii. Bazı şeyler ama içimizde kalmalı diye düşünüyorum. Yani gerek yok. Evet. Zamanında ve zemininde atarlar inşallah. Öyle diyor. Evet zamanında ve zemininde. Zamanında ve zemininde. Atılan nude'lar olabilir yani. Olmaz. Evet. Peki bu nude'ların altında mesela emoji mi kullanılıyor? Ha. Emojiyle mi ifade ediyor? Bak ben nude atmadım ama mesela patlıcan emojisi gelince ne olduğunu algılayabiliyorum. Evet ama çok var öyle biliyor musun? Senin patlıcan emojisi var geldiğinde anlıyor muymuş? Bir patlıcanla şeftali yan yana geldi mi bu bunun bir şey var anlamı yani. Var. Sana kabaran bir şey var anlamında. 1992'de miyiz? Bu nasıl bir sexting? Patlıcanlı emojili şeftali emojili. Ay bir de ne kadar kötü zor durumdasın ki buna yükseliyorsun. Meyve sebzeyle nurtlaşan insanına saygı duymam hemen orada. Kırmızı çizgiyi orada çekiyorum diyorsun. Çıkırdığı orada patlıcanla şeyle kayısıyla bana nurt atan insan ya da yani flörtleşen insanla ben saygı duymam. Evet şey bir karikatür gibi değil mi? Karikatür gibi yani komik güler insan. Bütün libidosu içine kaçar vallahi. Peki o zaman pozitife odaklanalım. Pozitife odaklanalım. Senin yani aradığın kıstaslar ne? Onları söyle bize. Evet. Yani gözleri sıcak bakacak bir kere. Yani sevgi dolu bir insan olduğunu ben oradan biraz anlıyorum. Ondan sonra mesela en son sevgilim olan Bumble'dan bulduğum şahıs şöyleydi. Yani kapıları falan açıyordu. Aa böyle ben hiç öyle şey görmüşüm. Benim gördüğüm adam dağın diye açar girer. Arkadan kim geliyor? Kapı ona mı çarpıyor? Umurunda değil öyle tiplere çok rastlamışım. Kapıyı tutuyor ben geçeyim diye falan. Aa çok tatlı. Sandalyemi çekiyor ama hani böyle beklemiyor insan da ittireyim arkasından diye. O mesela çok zorlama. Yani bir takım ne bileyim yani işte adab-ı muaşeret kurallarından bir haber değil yani biliyor bir şeyler. Bir karşıdakini dinlemeyi biliyor bu önemli. Güzel bir parfüm kokusu mesela. Hani dating'e geliyormuş gibi giyinmiş hazırlanmış olması bile güzel ya. Ben o kadar süsleniyorum mini etekleri giyiyorum topukluları çekiyorum belli bir konforsuzluk bu yani. Bir gidiyorsun adam eşofmanla gelmiş. Böyle sigara kokuyor falan. Hani bu kırmızı çizgi. Caner senin nedir kıstasların? Benim de aynı. Kapıları açsın. Kapıları kapatsın. Yok ben de şeydir ya ben kriterimi zaten belirliyorum Tinder'da Bumble'da. Aha, evet kritersizlik. Kritersizlik olarak belirliyorum. Evet. Yani. Bak sizin ikinizin bakış açısının farklı olduğunu ben nereden aldım biliyor nereden musun? Nereden anladın? Nasıldı dating dediğim zaman Şirincan'a. Şirincan böyle 2 saat anlatıyor mesela. Hı-hı. Sana sorduğum zaman evet. Sen iyi ya da kötü deyip geçiyorsun mesela. Sıfır ayrıntı. Bu böyle bir şeydir yani. Ya bu mansplaining işte bu. Bu nedir? Abi ne mansplaining? Canım Allah Allah. Ben sadece date'im iyi ya da kötü diye açıkladım. Bunun neresi mansplaining? Ayol. Bence ayol. Kayıt etmiyor beyinde. Ben çok dinleyemiyorum insanları. Wow. Birisi konuşurken dalıp gidiyor. Ben şu konuşurken dinlemiyorum çoğu zaman insanlar o yüzden yani. Bir de ilk date'lerde şöyle bir şey oluyor ya. Sana bütün bir sürü bilmediğin şey anlatıyor. Hayatına dair olmayan bir sürü şey anlatıyor. Mesela Kadıköy'de böyle insanlar çoktur yani. Böyle boş boş bakan adamlar görürsün kadınlara. Ya da kadınların erkeklere boş boş baktığını görürsün. Evet. Ondan ilk date'indedir.
Evet. Biri boş bakar ilk date'te. Bitse de gitsem. Aynen. Libidosu yüksek olan boş bakar. Hı-hı. İlk date'lerde. Böyledir yani bu. Ya bunu ne kadar ilgileniyormuş gibi yapmak zorundayım. Evet. Daha ne kadar ilgileniyormuş gibi yapacağım. Daha ne kadar seni dinleyeceğim gibi bir şey çıkar ortaya. Evet. Date'ler böyledir. Kusura bakmayın. Bunlar gerçekler. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Bu bir bilgi programı. Evet. Bak benim etrafımdaki komik erkekler ya da komedyenlik yapan erkekler. Yani stand-up yapan işte komedyenlik yapan erkekler. İnanılmaz kolay flört buluyorlar. Benim gözlemim bu. Güzel. Gerçekten yani komik erkekler ciddi miktarda revaçta gibi geliyor bana. Evet, doğru. Yani o yüzden sen de bir hani komik kadın olarak sence bunu meyvesini yediğini düşünüyor musun? Yani komik kadınlara da bir şey. Aslında ben oyunculuk yaptığım için hani stand-up'a başladım. Evde oturup rol beklemektense kendi kendime bir şeyler yapayım diye. Ama dedim ki hakikaten böyle bir getirisi de olabilir mi? Hani böyle sahneden ineceğim ben. Evet. Ya ben çok güldüm sizin şu şakanı da diyecek. Hani bir içki ısmarlığı mı çıkıştı diyecek. Bir kere olmadı ya, bir kere. 2015'ten beri stand-up yapıyorum. Çok da Fifi'yle de çıkıyoruz ve çok da Fifi'ye bazen böyle hani full erkek grupları geldiği de oluyor. Yani %50-%50 kadın erkek seyirci. Yani gerçekten bir kere olmadı ya. Ben onu özellikle yazmıyorum bu arada. Bak dating app'lerde açıklama bölümüne komedyenim, stand up falan yazmıyorum. Böyle geliyorlar, büyük kafa açıyorlar. Ben çok komiyimdir, ben de çıkarsan sana çok malzeme çıkar. Ya hadi ya gerçekten. Ya da şey tipi geliyor mesela, buluşacağız sonra işte komik bir şey olacak ya da sen beni sahnede gömeceksin, çıkıp millete hani beni madara edeceksin falan. Bundan korkup gelmeyen de oluyor. Ya benim hakkında mesela konuşursan podcast'te falan gibi. Yok yani konuşurum ama isim vermem mesela. Yani bak şu isimleri verebilirim ama Seattle'da karşıma çıkan Hintliler, isme gel, Pratik, Hunar, Oley ya, Oley diye biri çıktı karşıma, Viraj, Adit ya falan. Allah'ım yani denedim. Onları da denedim. Bunlarla sen görüştün mü? Ben bunlardan Aditya ile görüştüm mesela. Hintli. Nasıl gitti? Yok arkadaş. Hintli olmaz. Çinli denedim mesela. Çok sempatikti. Çocuk buluşmadayız. Sürekli ha 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 falan diyor. Böyle bir arada kendini kokluyordu şöyle. Bana döne ve kokain çekiyorcasına koklamak. Ama böyle yani. Bir de sen koklamak. Yani bu bir kişi falandır herhalde. Kendini insan date'de koklar mı yani? Böyle birisi mi var? Bence şey ya, iyi niyetli bir şey yani. Ya da Çin'de bir anlamı vardır. Çin'de date'lerde belki kendini koklamak bir çiftleşme çağrısı gibi bir şeydir ya da kendini tanıtmaktır falan bir şeydir ya. Bir anlamı olmalı bunun yani. Böyle böyle diye diye insan buluşmada yapar mı yani? Şöyle falan yapsa bir derece de bayağı kolunun altını böyle bandırıp kendini kokluyor. Bana dönüyor, sonra dinliyormuş gibi yapıyor falan. Bir de sen, kokla bakayım yani. Geliyor musun? Bu kokuya okey misin? Hani anladın mı? Bu koku sana. Herhalde. Ben şeyi düşünüyorum. Mesela sexting kursu falan olsa. İsmek'te. Evet. İsmek'te sexting kursuna gidiyorum. Evet mesela İsmek'te. Diyelim evli bir insan şey yok mesela markete düştü tekrar. Aha. Hiç daha önceden tecrübesi yok. Bence İsmek olabilir. İsmek'e gidiyor zaten kadınlar. Hiç bu konuda bir bilgin yok. Patlıcan ne demek bilmiyorsun. Kayısı ne demek? Kayısıyı atıyor, boş bakıyorsun. Ama bunu nasıl öğretecek ben onu şey yapamadım tam yani. Hani uygulamalı mı? İsmek'te çünkü uygulamalı göstermesi. Uygulamalı sexting. Mesela şey küme yapıyorsunuz arkadaşlarınızla. Bir erkek veriyorlar sana. Bir kadın, bir erkek. Siz kendinizi yalandan sexting yapıyorsunuz. Evet. O zaman var ya uygulamalı olan sexting'e acayip talep olur. Tabii yani. Herkes ismi yapmış. Evet herkes ismi. İsmek'in kapısında şey alıp. Ya inanılmaz iyi fikirlerimiz var ya. Evet ya İsmek'te sexting kursu bence çok iyi. Bu fikir çok sevdim, özellikle buradan bana ekmek kapısı çıkar. Ben o atölyeyi verebilirim. Asmek'te olabilir, Asmek'te de olabilir. Asmek'te stalking dersi de mesela Hande de bir stalking dersi verebilir. Evet. Açabilir o kursu. Evet, İsmek'te Hande olsun, Ankara'da Asmek'te ben olayım. Evet. Yani bunu çözelim. Bu arada ilginç şeyler, bilgiler var, biraz onu söyleyeyim. Amerika'da bu aplikasyonları, uygulamaları kullanan kişilerle araştırma yapmışlar. %57'si deneyimini pozitif olarak nitelendirmiş. Ve online tanıştığı evlenen Amerikalıların oranı %12'ymiş. Bayağı yüksek. Match kullanıcılarıyla bir araştırma yapmışlar. Yarısı online flört nedeniyle yıprandığını söylemiş. Duygusal olarak yıprandığını söylemiş. Yine bak ilginç bir bilgi, birden fazla insanla görüşmek de yıpratan şeylerden biriymiş. Uzmanla konuşmuşlar, o da mesela diyor ki 9 kişiden fazla ile
9 kişiden fazlasıyla görüşmeyin. Aynı anda yani 9 kişiye kadar görüşmen gerekiyor yani. Ha, çifthanelere çıkma diyor. O çünkü çok, yani çok fazla şey. Yani ne kadar süre zarfında? Aynı hafta içinde mi mesela? Aynı gün. Aynı şey. T anında 9'dan fazla insana görüşmeyin diyorlar. Şu an aynı anda 9 var mı senin Şirin Can? Yok ya, öyle bir ben dikkat dağınıklığına zaten sahibim yok, yapamam yani. Kime ha. Ne anlattım, hangisi hangi yalanı söyledim. Kimin ismi neydi? Karışır evet, bunlar. Evet, son olarak sen ne arıyorsun onu evet, söyle. Evet, bitirelim öyle. Olması. İnsan olsun, insan, insan. Evet. İnsan olsun, karakteri sağlam olsun, ondan sonra dişleri olsun, dişlerini kurtulalım. Evet, bir apolitik olmasın, bir kariyeri olsun istiyorum. Ay, Hıdır Ellez dileği gibi oldu bu. Ondan sonra beni sevsin, saygılı olsun. Ondan sonra başka ne olsun ya? Temiz koksun, böyle kendini koklamasın mesela. Bu güzel bir şey bence. Seven bir kalp. Bunlar olsun. Ben bunları istiyorum. İnsan olsun ya. Gerçekten. Seven kalp hariç dediği şeyler, kriterler Erkan Baş'ı gösteriyor. Siyasi bir şey olsun, duruşu olsun, ne bileyim işte politik olsun, saçı olsun, dişleri güzel olsun. Erkan Baş'ın tek negatif özelliği evli ve çocuklu olması. Bıyıkla rahat mısın peki, bıyık? Vallahi bıyıkla rahatım ya. Yani bıyık var, bıyık var şimdi. Şirincan Erkan Baş'a şey dese ya, benim için bıyığını keser misin? Daha şey desin Şirincan, sen kesersen ben de keserim bıyığımı. Karşılıklı bıyığımızı keser. Bıyıklarımızı böyle yapalım. Anne, neleri kesmişim bıyığımı. Ben bıyığımı kesmem bir erkek için, onu söyleyeyim ya. Yani eğer bir erkek çok hoşuma giderse, isterse onun için espri yapmadan durabilirim. Böyle birkaç dakika durabilirim. Oo, büyük konuştun şu an. Aa, iyi araba kullansın ya. Bir erkeğin kötü araba kullanmasına tahammül edemeyebilirim gerçekten ya galiba. Evet, ama biliyorsun erkekler pek araba kullanamıyorlar, o yüzden. O biraz zor. Evet. Benim ehliyetim bile yok. Zaten bundan da çok memnunum. Ve en kullanamayanları da yanımızda. Evet, evet. Sana doyum olmaz gerçekten. Biliyorum, tatlım. Seni görene kadar ikimiz de şeydik yani, enerjimiz düşüktü. Evet, depresyon verdik. Allah Allah, nasıl evet, olabilir böyle bir şey ya? Evet. Hay Allah. Bilmiyorum. Yıprandık İstanbul'da ya. Ankara'ya mı taşınsak? Ben orada olsam size şöyle enerji verirdim aranızda şöyle. Harbiden ya, bu arkadaşlar, acayip bir enerji. Çok tavsiye ediyorum. Seni öpüyoruz o zaman. Ankara'ya çok selamlar, sevgiler. Görüşürüz Şirincan. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay.